İnadına yenilmeden, aşık olmadan gel. Bu gidişin sonu kötü, kalbi kaybetme gel. Siyahını bırak da gel, derdi sil yeter. Aşkla zulmedip küsmesen yeter. Şafağım kararır, daralır geceler. Geriye hiç beni koyup sarmış oldun mu sen? Kaderine boyun eğip yani öyle bir şarkı yüreğine cayır cayır korkuyla tutup göz göre korku saklayır. Sevgili Burç. Sevgili Burç. Sanırım internetinde bir sorun var. Sesin çok kötü geliyor. Şu anda duyuyorsun. Sanırım Burç, internette bir sorun var. Sanırım sesin kesik kesik geliyor. Evet. Yusuf Çoğuz'un her şeyi normal gibi görüyorum. Ve her şey yolunda olduğunu düşünerek hemen başlıyoruz. Bu akşam çok kıymetli konuklarımız var. Senin çok yakışıklı olduğunu söyleyeyim. Tıraşın olmuşsun. Kendine inanılmaz bakmışsın. Güzel zamanki gibi gidiyor coşkular. Abi her şey güzel. Allah'a şükürler olsun. Sevgili sponsorumuz salı gecesinde bize güç verdi. Bizi giydirdi. Suladı. Güzel gidiyor sevgili Burç. Moral... Vallahi biraz artık kendimizi bar hayatından bir kenara attık. Tamamen radyoya odaklandık. Çünkü uzun bir süre daha herhalde açılmayacağız. Onun için böyle karar verdim. Artık kendimi üzmemeye karar verdim. Daha pozitif olmaya karar verdim. Sevgili Burç girene kadar sanırım internetinde bir sorun var. Evet, Burç geldi sanırım. Evet, İbrahim Çetiner, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? Evet, Burcumuz geldi tekrar geri. Hoş geldin Burç. Hoş bulduk. Hoş bulduk Yusuf abi. Ben hoş geldin. Hepimiz seni duyuyor musunuz? Pekala. Yusuf Coşkun'a duyuyor musun beni? Duyuyorum canım. Evet, ben duyuyorum. Sana internet bağlantısı daha böyle güzelleşiyor. Bak, Yusuf Coşkun'a çok yakışıklı olmuşsun. Harika, çağırıp gençleşmişsin. Daha ne diyebilirim? Sevgili internet, sen de idare et. Bak bu kafadan sonra hemen İbo'yu boş durmadın. Sen de sonrasında ise ne yaptık? Tekrardan seninle birlikte olduk. Boşkuner, bir süreliğine ayrılacağım yanımdan. Yayını sana teslim ediyorum. Bir dakika sonra görüşmek üzere. Evet Reşi, söz Coşkun Erdi. Evet sevgili İbo, öncelikle hoş geldin. Bizi kırmadın. Geçen yayında yaşadığımız internet sorunundan dolayı gerçekten biz sevgili Yüce, Burç, ben senin gibi değerli bir adamla konuşamadığımız için çok üzüldük. İnşallah bu akşam gene aksiliklerle başladık. Burç'un internetinde sorun var bu akşam. Nasılsın sevgili İbo? Nasıl geçiyor günlerimiz? Yusuf abiciğim, çok iyiyim. Yani sağ ol, tamamım yani. Ama moralim bozuktur moralim. Çünkü işte vakalar çalamıyoruz sahneler. Ama buna rağmen işte sosyal medya üzerinde arkadaşlarımdan daha önce çaldığım veya daha önce bir şeyler yapıp da daha önce uyduramadığım arkadaşlarım. Sosyal medya üzerinde bir takım işte paylaşımlarda bulunuyoruz. Altyapılar hazırlıyorum. Atıyorum üzerine okuyorlar veya enstrümanista çalıyor üzerine. Sonra bana geri atıyorlar. Montajlıyorum. Sonra görüntüleri de alıp montajlayıp sosyal medya üzerinde bir şekilde müzik yapmaya çalışıyorum. Çünkü sahneler durunca bizde sosyal medyada. Çünkü başka alternatif kalmadı. Yani gidip bir yerlerde çalışansınız. Dediğim gibi az önce şu anda zor çünkü vakalar var. Günde gene 70-80 tane vaka var. Yani açılsak bile zaten çok
ümitli değilim ben. Birçok insan çünkü çıkmayacaktır diye düşünüyorum zaten. Yani biraz da gerçekçi olmak lazım İbo. Pazartesi seninle yaptığım telefon konuşmasında hayata o kadar müzikle pozitif bakıyorsun ki gerçekten hayran olmamak elde değil ki. Eğer bunu böyle öyle yapmazsak zaten sevgili İbo vallahi kafayı yeriz. Yani hiç kolay değil yaşadığımız süreç. Hepsimizin çok büyük sorumlulukları var üstünde. Çoluk çocuğumuz var ve hayatımız tamamen müzik. Evet. Gerçekten zor bir süreç ama bir şeylerle de kendimizi eşkale etmek zorundayız sevgili İbrahim. Yoksa bunun sıkıntıları biz kendimizde yaşarız sonra. Bile bile de bunun üstüne gitmek bence yanlış. Onun için seni tebrik ediyorum. İşte bütün huzuru müzikte bulun demen bana işte ne kadar değerli bir müzikler olman ve yaşam biçimi olmandan kaynaklanır. Bu İbo seni tebrik ederim bu konuda. Harikasın. Teşekkürler. Teşekkürler. Abi yani insan nasıl susar? Ben de müzikle yani en büyük ihtiyacımdır. Onunla yaşarım. Müziklerle yaşarım. Hiç boşta kalmayan özellikle bu dönemler yani son bu bir yıldan beridir özellikle. Müziğe terim olarak herhalde doğru söylüyorum. Müziğe sığındım. Yani sığındım. Nasıl savaşta sığınak vardır sığınak. Ben de müziğe sığındım. Sürekli müzik dinlerim. Kafam başka yere gider. Çünkü müziği duyunca kapılırım müziğin ayetine, ritmine. Fark etmez yani gerekli çaldıklarım olsun. Arkadaşlarım paylaştığım benim sürekli olarak da çünkü müzik dinlerim. Sürekli olarak dinlerim. Bu da bana ne olur? Özellikle 70'ler, 80'ler ki sizin de senin de tam böyle dönemindir onlar. Takip ediyorum sizi sürekli. Yusuf abiciğim. Sürekli dinliyorum ki uzaklaşayım o yaşananlardan, bu üzücü olaylardan, vakalardan. Çünkü maddi manevi, psikolojik de olarak hepsi bütün yani bütün müzisyenler, gerçi bütün dünya dedi burada ama biz müzisyenler daha duygusal insanları. Ve geçen gün bir televizyon programında da bahsettim. Yani artık birilerinin müzisyenlere dokunması lazım. Çok güzel dokunuşlar yapılması gerekiyor. Çünkü her yer açıldı, müzisyenlere gene bir şey yoktu. Sadece müzikten geçinen benim çok arkadaşım var, dostlarım var, abilerim var. Sadece müzik hayatları. Şu anda çok zor durumdadırlar. İnşallah böyle işte bu girdiğim böyle canlı yayınlarda da dile getiriyorum sürekli olarak ki biraz belki birileri görür, birileri fark eder de müzisyenlere sadece hayatını müzikten kazanan insanlara bir yardımlara dokunur belki. Yani ne nasıl dokunacaksa bilmiyorum ama belki yani bir arkadaşlar siz çok zorda kaldınız işte size bunu yapalım ya ya da size şunu yapalım. Gerçi geçenlerde belediye yani devletin yapacağını belediye yapmaya çalıştı. Başka harmancı yapmaya çalıştı. Siz de hatta bulundunuz o etkinliklerde. Şimdi yani oraya gelmek istiyorum. Geçen gün işte bir ay oldu. Ben buradan tekrardan ve tekrardan emeği geçen herkese başta Sayın Başkan Mehmet Harmancı'ya işte geçen gün ödememizi aldık. İbo biz parayı da unutmuşuz. En önemlisi o işte elimize bir uzattıklarında çeki 4,5 aydır biz böyle bir şeyin artık bunu unuttuk İbo ve nasıl mutlu. Evet. 50 kere orada Direnç Bey'e teşekkür ettim. Yani devletin yapması gerekeni belediye yaptı ki hepsimiz de belediyenin sorunlarını biliyoruz zaten. Onlar da zor durumda. Sevgili İbo. Evet. Sevgili İbo, ben bir şey sormak istiyorum. Merak ettim. Bu Kıbrıs halkı seni işte Latino Turco'da tanıdı. Ben de çok güzel işler de yaptınız. Buradan arkına markına herkese selamlar olsun. Latino Turco'yla devam ediyor musun? Bugün böyle aklıma takıldı bu konu. Ve sormak istedim sana. Evet, hemen gireyim o konulara. Latino Turco Arkın'la beraber kurduğumuz 2003-2004 o yıllarda kurduğumuz bir orkestraydı. Latin sadece Latin müzikleri ve böyle Latin formatında da gene öyle Türkçe bir repertuar ama çok bir Türkçe repertuar yoktu. Ağırlıklı yine Güney Amerika müzikleri, Latin Amerikalar
her şey vardı. Mariachi'ler, Meksika müzikleri, şunlar bunlar da büyük bir repertuardan girdik olaya. Ama bundan işte bir yıl önce, bir yıl oluyor işte aşağı yukarı. Bir fikir ayrılığına girdim arkadaşlarla. Yani birazcık ben aynı parçaları çalmakla alakalı olarak biraz böyle fikir ayrılığına girdik. Ve onlara dedim ki siz, çünkü bazen de aynı şeyi konuşuyorduk ama birbirimizi yanlış anlardık. Dedim ki onlara, kendi kurduğum orkestradan çekip onlara dedim ki siz devam edin o zaman. Ama ben farklı parçalar, yani sadece işte 20 tane parçayı sürekli olarak ben çalmak istemiyorum. Yani ben başka şeyler de çalmak isterim. Uzun zamandır aynı repertuardan biraz yoruldum. Onlara dedim ki siz devam edin. Ben biraz başka bir şeyler yapayım. Next time yine konuşuruz. Yani güzel de işler yaptık yani bu arada. Kesinlikle. En son. Kesinlikle. Yani, Kıbrıs'ın içerisinde Yusuf abi çalmadık, yer mekan bırakmadık. Her yerde çaldık diyebilirim. Hatta geçen sene Şubat'ın başında İstanbul'a gittik, çaldık. Çok kalabalık. Dünyanın her yerine gelen dansçıların olduğu bir Latin maratonu. İstanbul'da buna katıldık. Güzel de arkadaşlarımızı çaldık. Ama ondan sonra bu fikir ayrılıkları, sonra koronaydı, şuydu, buydu derken sosyal medya üzerindeki bu paylaşımlara ağırlıklı verdim ben daha. O şekilde olduğunda. Çünkü bir daha birileriyle fazla bir şey yapamazdım. Birazcık yani etik olmazdı. Grubuluk işte ben fazla atılır kalırdım. Biraz da sağa sola. Bu birazcık arkadaşlar tarafından da çok muhtemelen hoş karşılanmadı. Ya da işler karşılaşırdı. Çatışırdı işler. Burada oraya mı gideceğim? Arkadaşlarından da kendi grubundan mı gideceğim filan. Böyle şeyler de olmaya başladıydı. Son biraz da yoruldum. Ve bu yolcuyu birazcık böyle bu dönemlerde ayırdık. Hayırlısı olsun sevgili İbo. Herkes yoluna. Evet. Aynen öyle. Programın değerli adamı geldi. Böyle hazırlıksız. Çünkü ben çarşamba geceleri sevgili İbo böyle hazıra konarım. 3-5 parça çalarım. Evet. Burç programın patronudur burada. Bunu söylemek benim programım. Gerçekten öyle Burç. Bir kere Burç'u dinlemek nasıl İbo iyi müzisyenleri konuşurup Burç da kendi dalında bana göre Kıbrıs'ın en iyisi. Zaten Türkiye'de çok güzel yerlerde çalışıyor. Hak ettiği evet. Yerde. Ben onun abi senin öğrenciyim ben. Ben senden bir şeyler kapıp beni programda yaptın. Onun için sözü yine sana bırakıyorum Burç. Hoş geldin tekrardan sevgili Burç. Hoş bulduk İbrahim. Müsaadenle deminki hoş bulduk tekrardan İbrahim. Az önceki bağlantıda Coşkun Er'e ben bir şeyler söylemiştim ama tam böyle ifade edememiştim. Coşkun Er'e İbrahim, İbo sen de fark ettiysen rejiden rica edelim şöyle bir üçlü yapsın yan yana bize. Acayip gençleşmiş. Acayip böyle hani high school çocukları derler ya böyle lise çocukları. Bakar mısın? Yusuf abi bir ortalasana kendini şöyle bir ortalasana. Birazdan İpek katılacak yayınımıza. İpek'e de aynı soruyu soracağım. Bir gençlik iksiri mi? Ne buldun be adam bu kadar gençleşti? Adamlar gitmiş ya bir can gelmiş adama ya. Yok mu öyle bir şey? Söyleyeyim sana sevgili Burç. İşte biliyorsun sizlerin sayesinde bu boş dönemi değerlendirmek amacına. Çünkü bir sorumluluklar var üstümüzde. Bu radyo sektörüne gittim. Bay Çans sağ olsun yüce. Seninle beni buluşturdu. Yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Evet abi. Ve senden böyle örnek alarak işte bir program yapmaya başladım. Sevgili Başmanlar geçen hafta biliyorsun sponsor oldu. İşte burada şeye getireceğim sözü. Yine birilerinin sana değer vermesi, seninle ilgilenmesi işte bir yaşama sevinci. Biz müzisyenler çok duygusal insanlarız ve çok ufak şeylerle mutlu oluruz. İşte o sakalları yüzümden kesmeye ihtiyaç hissettim. Böyle daha bir pozitifim. Onun için buradan sevgili sponsoruma da çok teşekkür ederim. İyi ki var. O zaman açılır açılmaz her yer İbo'da gitarıyla belki o zamana belki de yeniden bir grup kurarsın İbo. Ben her zaman için hani nasip olmadı diyenlere hangi grubu öneririm biliyor musun sen? Beatles, The Beatles. Evet. Gerçek ve efsanedir. Müzikal anlamda söylemiyorum. Ekip anlamında söylüyorum. Heriflerin başarısı hepsi birbirinden farklı. Hiçbiri birbiriyle alakalı olmayan ama dünyayı yerinden oynatan değil mi? Bir İngiliz gruptu. Kesinlikle. Sen de, aynen.
Sende de gördüğüm ne biliyor musun? Coşkun Er, altyapılar olsun. Hani prodüktör ruhu çok yoğun ve tecrübeli olduğu için katılacağını düşünüyorum şimdi söyleyeceklerime. Senin de sound'un çok sağlam. Özgün bir sound'un var. Evet, biraz Mexican. Aynı zamanda da tabii ki Latin tarzı, ama Latin'i Akdeniz ve Kıbrıs Türk müziğiyle ve Kıbrıs müziğiyle o kadar güzel harmanladın ki ben bunları müzik eğitimim elbette var ama sizler kadar değil. Şunu görüyorum, ben Orta Doğu müziği de hissediyorum, İsrail müziği de hissediyorum, İran müziği de hissediyorum. Bu söylediklerim müziğin babalarının olduğu bölgeler. Akdeniz müziğiyle de bunu birleştirince bir Kıbrıs müziği tarzı bir şeyler de bekleniyor olabilir senden diye düşünüyorum. Coşkun Er, ne dersin? Aslında biz iyi boyunan bu konuyu konuştuk sevgili Burç. Sanki daha telsizden, uydudan bizi izleyin, dinleyin. Gerçekten bir fırsatta İSR'e 1.0 koymak istiyoruz biz de. Bunu konuştuk sevgili İbrahim'le. İnşallah yaparız. Zaten o da müzik adamı. Bunu yapmak için can atar. Ben öyle. İnşallah çok güzel bir şey çıkarırız ortaya ve kalıcı bir şey de olur. Bir kere kalıcı şeyler bırakmak zaten çok önemli. Uygun bir zamanda İbrahim'le biz bunu yapacağız. Aa, prenses gelmiş. Evet. Hoş geldin İpekciğim, nasılsın? Hoş buldum. İyiyim. Hoş geldin İpek. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dur. Ayaklarını yerden keselim seni de. Bak şimdi söyleyeceklerimi duyunca kulaklığından her şeyi duymaya başlayacaksın. Yusuf Coşkuner'e baktım, dedim ki adam inanılmaz gençleşti derken hemen yanına bakıyorum sana. Sana inanılmaz bir değişim olmuş sende. Yani inanılmaz bir değişim olmuş. Fark ettin hayırdır mi? Hayırdır inşallah. Podyumdan çıkmış. Ay ben de olsam hayırdır derim, duymazdan gelirim. acayip fit gördüm seni. Dedi ki bana Coşkun Er yayın öncesinde, İpek'te bir değişim var Burç. Yayında mutlaka söylemeliyiz bunu dedi. Öyle mi? Özel Allah Allah. Özel bir diyet programı herhalde. Spor var vesaire var. Çok değişmiş gördüm seni. Yani yaklaşık bir yıldır çok sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Spor yapıyorum. Bunların tabii hepsinin geri dönüşü pozitif oldu. Yusuf baba, ederim. Millet kendine nasıl bakıyor? Vallahi İpek'in formundaydı. Tabii ki bir sahne kadını, bir sanatçı mutlaka dikkat etmek zorunda kendine. O da kendi için zaten bu güzelliği yapıyor ama İpek gerçekten böyle pırıl pırıl parlıyor. Sosyal medyadaki resimleri de öyle. Bir enerji var resimlerinde de. Evet, birazdan Reji'den rica edelim. İpek'in bir Instagram'ını gındıralım sevgili Reji. Sen bunu hazırlarken, Reji hazırlarken İpek'e hoş geldin dedikten sonra İbrahim şöyle bir Latin ateşiyle kavuralım mı ortalığı, ne dersin? Ya ben İbocu'ma seslenmedim ama. İbocu. İpek'ciğim nasılsın? Hoş geldin. Bana ne? İyi, ben nasılsın? İyi, parçamızı verdim. Bir rüya gördüm. Birazdan herhalde buluşursunuz. Evet, beni beklediler paylaşmak için. Arkadaşlar. Evet.
Hadi. O zaman ne yapalım? Ne yapalım şekerler? Tatlı yiyelim. Tatlı konuşalım. Bir sürü kaldım. Çikolata var elimde şu anda. Gerçekten bundan sonra yayınlarımda işte yapacağım bunu. Acayip keyifli oluyor. Şunu söyleyeceğim İpek ve sevgili İbo. Zaten uzun zaman birlikteliğinize devam ediyorsunuz müzikal anlamda. Bu tarz ben ikinize de çok yakıştırıyorum. Bu yeni şarkının fikri kimden çıktı? Kim esin kaynağı oldu? Ya da ortak bir karar mıydı? İpek. Ne fikri? Hangi fikir? Hangi fikir? Derin fikir. Bu şarkının derin fikrinin mimarı kimdi? Ha, bu şarkının mimarı kimdi? Şimdi cover'ın mimarı aslında İbo. Ama şarkıyı, İpek seçti parçayı. Şarkıyı ben seçtim. Özellikle bu şarkıyı seçmemin kaynağı da şu var. Gerçekten gitarla çalınan ve güzel bir gitar düzenlemesi olan bir şarkı. Çalsa çalsa İbrahim çalar dedim bu şarkıyı. O yüzden seçtim. Yoksa aslında benim sesimi çok da ön plana çıkaran bir şarkı değil. Böyle düz bir akışı var. Ama orada önemli olan işte yani hem gitarın hem müziğin güzel durması. Benim de keyif alarak söylediğim bir şarkıydı. Benden çıktı diyelim o zaman. İbrahim'den dinleyelim. Sen de bir anlat bakalım kısaca. Evet, ben de İpek'le konuşmuştum. İşte ne yapalım, ne yapalım. Bir gün ansızdan İpek'ten bir mesaj gelir. Parça bir rüya gördüm. Bir dinledim, içerisinde gayet güzel gitarlar böyle bir hayal ettim. Yes, İpek dedim, muhteşem dedim. Tam çok güzel seçimdi, harika bir parça falan. Ve o şekilde oradan yola çıkarak parçayı bu şekilde en son videoya kadar çevirdik işte ve sosyal medyada bir hafta önce daha yeni yeni paylaşımını yaptık. Şu anda İbo, tabii sen bilmiyorsun ama Rakücük'te haftanın şarkısı olarak çalınıyor bu şarkı. Ay. Ay hakikaten bayılıyorum. Peki sen birazdan şöyle Reşit'ten bana bilgiler geliyor. Kısa süreli yayınımıza buluşacaksın. Gelir gelmez evet, söyleyeceğim. Şimdi yaz sezonu açılıyor. Umarız açılma artık yavaş yavaş değil de gelsin diyoruz. İnşallah iyiye doğru gideriz. Hepimizin ortak dediği sıkıntılardan bahsetmeyeceğim. Yaz içinde şöyle bir ortak çalışma olacak mı? Veya bir teklemekli gibi bir şey yapacak mısın sürpriz bir şey? Mesela bir yaz şarkısı ekstradan gibi. İpek Amber. Yaz için
Güzel çalışmalar var. Evet, herkes ister. Yeni bir single'dan bahsetmiştim sana. İşte görüşmelerimiz başladı Türkiye'deki müzik şirketleriyle. Güzel, pozitif gidiyor şu anda. Geçtiğimiz hafta evet. Başladı. Bir de güzel bir proje daha var. 20 Mayıs'ta Güzelyurt Belediyesi bir konser düzenliyor. Tabii halka açık bir konser değil. Berete'nin yayınlayacağı bir konser. O da şöyle. Bu pandemi dönemindeki sanatçıların besteledikleri, yarattıkları şarkıları SOS grubu canlı olarak çalacak ve bizler de seslendireceğiz. 20 Mayıs'ta böyle bir konser olacak. Bunun dışında benim yeni olarak Şirin Zafer Yıldızı'nın şairi Şirin Zafer Yıldızı'nın sözlerinin beslenendiği bir albüm bekliyorduk biz çıkmasını. Çünkü o albümde 10 şarkı var. 10 şarkıdan bir tanesi de bana ait. Benim bestem ve ben seslendirdim. O albümde geçtiğimiz hafta çıktı. Yeni haber olarak onu paylaşabilirim. Onun da yine Berete'de 19 Mayıs'ta işte albüm tanıtımı ve konseri olacak. Aynı şekilde. Yani şimdilik yeni haberler bunlar bende. Daha ne olsun, İpek yepyeni bir sürprizlerle geliyor da bu sahanın gülen kısmı İbo sevgili Coşkun Er. Birazcık gındırdı. Doğru mu İpek Amber'cim? Efendim? Çok kesiliyor. Benim bağlantım anlıyorum. Diyorum ki İstanbul'dan diyor ki bu sahanın bir kısmını anlattın. Daha söyleyeceğin çok şey var diye düşünüyorum. Ufacık şeyler söyledi şu ana kadar. Herhalde bir bombalar geliyor yakında. İpek. Evet. Beklediğim bombalar var. Böyle pini çektim. Patlamasını bekledim. Bombalar var. Doğru. Evet Yusuf. Gözler, sen ne diyorsun? İboy. Vallahi. İbrahim. İyi bir müzisyensen. Öncelikle İbrahim'le İpek'in yaptığı parçayı ilk dinlediğimde böyle içimde bir zaten içinde çok ezgiler, o Latin ezgileri, İpek'in sesi çok ön plana çıkmadı dedi ama o kadar çok yakıştı parçaya İpek'in sesi ki. Zaten İpek'in programları hep 80-90'lara böyle değer verir. Çok evet. Da yakışıyor. Bence müthiş. İpek bir müzik öğretmeni. Hayatı hep müzik. Tabii ki İpek'ten yurt dışı büyük bombaların patlamasında ben bekliyorum. Sürpriz değil bu çünkü hayatını müziğe adamış, çok değerli bir müzik insanı. Ben İpek gibi bütün müzikle böyle hayatını idame ettiren insanların hedeflerine ulaşmasını diliyorum sevgili Burç. Çünkü amaç hep iyi bir şeyler, kalıcı bir şeyler yapabilmek. Onun için tebrik ediyorum İpek seni. İbo seni de çok güzel bir parça yaptınız. Cuk'ta da bir nokta. Teşekkürleriz sanırım. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Önümüzdeki günlerde İbrahim'le tekrar bir araya gelip konuşup yeni bir şarkı daha hazırlayacağız. O da gündemde tabii. Harika. Çok güzel, çok güzel. Bu arada İbrahim canlı bir beste fabrikası. Bir önceki yanımızda bağlantıyla ilgili. İbo hatırlıyor musun? Bir telefon görüşmesi yapmıştık, konuşmuştuk. Bana bir cover dinletti. Bunu dedi az önce yaptım. Burç bir dinle dedi. Lütfen bana hemen yoruma dedi. Anlık bir şekilde gayet güzel prodüktü eğitim yeteneğine sahip İbrahim. Yani bu yöne açıkçası İbo'cum hayranım yani. Ve çok çabuk oluyor. Herhalde meslek sevgisiyle alakalı bir şey. Ne diyorsun? Evet. O işte o gün attığım parça yine sözlü olacak olan bir parçanın altyapısıydı. Sabah işte önce yazdım işte parçanın trafiğini, akorlarını, davullarını yazdım, gitarla baslarını yaptım. O gün tam sıcağı sıcağına attığım bir parçaydı o Burcu'm. Aynı şekilde işte az önce konuştuğumuz gibi yeni bir şeyler planlıyoruz. Benim tabii ben de birçok daha arkadaşım, dostum, müzisyenlerle tabii onlara da yapılmış. Şu anda bir şeyler var. Yani aktif sürekli bir şeyler yapıyoruz.
Bundan sonraki dönemde de bol yıldızlı şanslar diliyorum İpek'e de, sana da. İpek, bağlantı net geliyor mu sen? Rahat duyabiliyor musun bizi? Evet. İpek, duyabiliyor musun bizi? Evet, çok özür dilerim. Bağlantım çok kötüydü. O yüzden değiştirdim. O yüzden duymuyordum sizi çünkü. Şimdi çok daha iyi duyuyorum. Tamam, o zaman yeni şarkınızı ikiniz de sosyal medya hesaplarından bol bol izleyebilirler, dinleyebilirler. Radyo'da tabii ki dinlenmeye devam ediyorlar. Evet, İpek, sen bu sosyal medyaları söyle. Sosyal medyaları sonra İbo sen. Yine kesildi, duyamadım. İbo sen devam et, kalmayacak, evet. Evet, soruyu tam alamadık, kesildi. Sosyal medyadan sana nasıl ulaşabilirler? Bu şarkıyı nereden dinleyebilirler? Ha, tabii ki. YouTube'a gir. YouTube'da da var. Aynen. Aynen babet. YouTube'a yüklediğim şarkıyı ama hiç paylaşmadım yani, hani Facebook üzerinden falan. O yüzden hani belki arayanlar olursa YouTube'da bulsunlar, dinlesinler diye YouTube'da paylaştım. Aynı zamanda bizim işte sosyal medya hesaplarımız da var. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin sosyal medya hesabında var. Evet, Lefkoşa Türk Belediyesi'nin Facebook hesabında var daha doğrusu. Bir de işte yerel radyolarda çalıyor yani şu anda. En fazla da ya Radyo Türk'te tabii. ay Yusuf abi. Olsun o kadar. Pekala. Çok yorulmayın. Instagram'dan rahat rahat ulaşabileceksiniz. Şimdi Instagram'dayız. Instagram'da aman Allah'ım nişan taşımı desem, dere boyumu desem, evet, sana misyonu desem, girme meydanı desem, İpek Amber, evet İpek, Instagram'dan takip etmeniz için İpek Amber yazıyorsunuz. Şöyle bir paçın başına gelelim mi reji? Neler yapmış? Son olarak neler yapmış? Hemen bakalım. Biraz dikkat yapalım. En son paylaşım bu mu? En son paylaşım. En son. Orada güzel, evet. Güzel bir çizim var. O bir çizimi rejicim bilir misin? Kim yaptı bu güzel eseri? Tahsin var, benim arkadaşım. Tahsin Kıbrıs'ta karikatür sayfasını yönetiyor. Bu şekilde karikatürler yapıyor. Bana da bunu yaptı, sağ olsun. Yani çok başarılı, çok başarılı. Ve gerçekten de değil mi Coşkuner? Kesinlikle. Coşkuner'e de böyle bir şey gerek. Biz bunu sosyal medyada gördük zaten. İpek Hanım paylaştı bunu. Son dönemde İpek'in atlarından olan ciddi bir ilişkisini görüyorum. Evet, hayvan severliğim arttı böyle. Artık daha farklı yani, sadece işte pet hayvanlar değil, gerçekten atlarla da ilgilenmeye başladım. Ata binmeye başladım son zamanlarda. Çok keyifli, herkese tavsiye ediyorum gerçekten. Huzuru ve mutluluğu duyacağın, bulacağın her şey güzel sevgili İpek. Ondan sonra bir de İpek çıktı başımıza. İki at sever. İpek'in aşkı olur. Hiç şaşırma Coşkuner. Biz de orada güzel güzel zamanlarda bir araya geliriz. Aynen öyle. Peki. Bir klibimde atın üstünde çekermişim falan. Neden olmasın? Hizmette sınır yoktur dedikten sonra İbrahim Şevli'yi performans alalım. Azladık. Dolu dolu müzik dedik. Şöyle güzel bir Lekin Fırtınası'na ne dersin? Hadi bakalım. Evet İbrahim, ben çikolatamı attım ağzıma. Senden bir anda performans bekliyorum. Evet.
Evet sevgili İbrahim, çok teşekkür ederiz. İnternette bugün bayağı bir zorlanıyoruz. Zaman zaman da tabii istediğimiz gibi internet akışı bize izin vermiyor. Sevgili İpek, bundan sonraki yıldızlarının daha bol olması dileğiyle bu formunu kaybetme. Daha iyi başarı bekliyoruz senden. Aksi takdirde alt kattaki coşkun yani saçlarından yola vallahi canını okuyor. Ona göre. Çok bol şans. Abi hiç karışmam valla. Peki İpek'cim öpüyoruz. Çok çok teşekkür ederiz yerimize katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet bugün biraz kısa katılıyorum ama bir sonrakine böyle daha tam randımanlı katılmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kendine iyi bak. Seni seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet sevgili Coşkuner. Şöyle bir baktım bir hafta sonra herkesin morali bereket versin güzel keyifli yerinde olmaya doğru aday yani nedir şöyle bir haftalık bir panorama yapalım pozitif şeylerle başlayalım söz sende. Aslında sevgili Burç değişen bir şey yok vakalar daha çok çoğaldı fakat biz müzisyenler artık bu işin daha çok uzayacağına kendimizi inandırdık daha gerçekçi daha real bir pozisyona soktuk kendimizi. Çünkü sağlık her şeyden önemli dedik. Akışına bıraktık biraz sevgili Burç işi. Biz de başka işlerle uğraşmaya devam edeceğiz sonuçta. Hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Yani durum bıraktığından, geçen hafta bıraktığından daha iyi değil, daha kötü. Vakalar çok çoğaldı. İnsanlar çok dikkat etmiyor sevgili Burç. Bilmiyorum nereye gidecek. Dünya zaten bununla boğuşur. Türkiye'nin hali ortada. Türkiye'yle de iç içe bir ülke olduğumuz için Rum tarafı geçen gün 900 vakalar konuşuldu. Oraya giden gelen işçilerimiz var. Allah hepimizin yardımcısı olsun sevgili Burç. Amin diyorum Yusuf abi. Yani sonuçta maske, mesafe, temizlik bu üç şeye gerçekten dikkat edilmek gerekiyor. Artık yani hani günlük hayatımızın bir parçası olduğu için İbrahim keza aynı şekilde de bak yanımda yayındayım, kolonyam yanımda ya da işte jelim yanımda. Yüze değmemeye çalışıyorum, inanma yapmamaya çalışıyorum. Aman dikkat edin, çoluğumuz çocuğumuz var, eşimiz var, sevgilimiz var, sevdiklerimizi üzmemek için daha dikkat edeceğiz. Ve bu arada da dijital dünyanın ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi öğreneceğiz ki Coşkuner'le geçtiğimiz günlerde bir sohbet yaptık. Özellikle YouTube olsun, dijital yayıncılık olsun. İbrahim sen de son zamanlarda dijital yayıncılığa çok daha fazla eğildin, önem verdin. Birazdan bir şarkını daha dinleyeceğiz. Evet. YouTube'da nasıl plan programın var? Neler yapacaksın ileriki dönem içerisinde? Şimdi sürekli aktif haldeyim. Zaten çalamadık sonuna piyasada sosyal medya üzerine yöneldim. Tam dediğim gibi. Ve bundan ötürü sürekli olarak gitar çalar duruma düşüyorum. Yani bu önemli bir şeydir. Çünkü eğer biz 1,5 sene enstrümanlarımızdan doğa hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, devam edelim. Doğaya biraz merhaba diyeceğiz. Sözünü bitip hemen birazdan doğaya söz vereceğiz. Ve o noktada sürekli olarak 1,5 yıldır gitar çalıyorum. Yani şimdi eğer çalmış olsaydık gerçekten hoş olmayacaktı. Çünkü muscle memory yani aslında her şeyi götüren kaslar, kas hafızaları, şunlar bunlar.
Yani bu gider. Ya çalınmadığı sürece bu gider. Ruh da gider. Hepsi gider. O yüzden tek alternatifimiz sosyal medya kaldığı için bayağı sarıldık yani sosyal medyaya bu işlerde. Tunç'u. İyi de yaptın. İyi de yaptın. Birazdan bir tane daha videom var. Harika bir performansın daha var. Onu izleyeceğiz ama Doğa, hoş geldin diyelim. Doğa Yalçın. Hoş bulduk. Herkese merhaba. Ne var ne yok? Hoş geldin. Neredesin? Ne yapıyorsun? Uzun zaman oldu sevgili dost. Ben evdeyim. Benim de şu anda bitmiş olan bir canlı yayınım vardı. Sayın eski başbakanımız Ferdi Sabri Soyer'le. Onu bitirdim, buraya geldim. Hoş geldin. Hoş geldin tekrardan. İşin Doğa Yalçın. Doğa ile dostluğumuz yıllar öncesine dayanıyor. Kaç yıl olduğunu ben hatırlamıyorum Doğa. Muhtemelen gençlik zamanlarımız diyebiliriz, öyle değil mi? Bayağı eski. Evet, çok güzel eski işlerde beraber yapmıştık. Pekala. Son panoramayı seninle beraber şöyle bir değerlendirelim. Sevgili İbo, sevgili Coşkuner, sevgili İpek. İpek az önce bizle beraberdi. Sen gelmeden bir iki dakika önce ayrıldı. Nasıl değerlendiriyorsun iş dünyası açısından son bir haftayı, daha fazla geçmiş değil de bir haftalık bir panoramayı değerlendirelim seninle. Pardon, soruyu bir daha alabilir miyim? Tam bir haftalık bir haftalık iş dünyası açısından Covid-19'un yansımalarını, piyasaya yansımalarını şöyle bir değerlendirebilir miyiz çok kısa olarak? Geçtiğimiz bir haftayı mı soruyoruz? Evet, geçtiğimiz bir hafta, aynen öyle. Yani bunu aslında şöyle ele almak lazım. Biz bundan bir buçuk ay önce ikinci bir kapanma yaşadık. Bu yaşadığımız ikinci kapanma sonrasında zaten ciddi anlamda sıkıntı olan pazarda ciddi bir gerileme oldu. Sonuçta bu ülkenin en büyük iki lokomotif sektörü olan öğrenci sektörü ve turizm sektörü ve öğretim sektörü zaten bir yıldır ortada olmadığıyla alakalı olarak, bu biliyorsun zincirleme bir sistem. Zincirleme olarak her sektör etkileniyor. O yüzden son bir haftadan, yani son bir yılı ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Son bir haftadan vereceğim çok ciddi bir örnek olamaz. Çünkü zaten kötü olan bir şey sadece daha kötüye doğru gitmekte. Pazar küçük. Yani şu anda kapalı bir turizm açılmaya çalışıyor birliklerle ama onun iç piyasaya yansımasının çok ciddi olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi yani son bir haftada yaşanan o kadar çok gündem var ki her gün artık bir gündemle uyanır hale geldik Kıbrıs'ta. Yani bir gün hayat pahalılığının kesilmesiyle ilgili eylem yapılırken ertesi gün aniden Anayasa Mahkememiz ayaklar altına alınmaya çalışılıyor. Yani bunlarla geçirdiğimiz günlerde de yani biliyorsun 24'ünde de çok büyük bir eylem hazırlığı var. Yani gündem hiç boş kalmıyor. Bir haftayı ben farklı yorumluyorum. Belki senin tam olarak sorduğun buydu ama... Yo, benim sorduğum bu değildi aslında. Bunu sormakla beraber senin anlatacağın çok şey olduğunu biliyorum. Hiçbir zamanda az bir şey söylemezsin, dolu dolu konuşursun. Neden sorduğumu sorarsan şunu söyleyebilirim sana. Sevgili Doğa, Osman Tolts'la beraber ne yapıyor? Harika bir programa adı var. Siyaset ve sanat. Öyle değil mi sevgili Doğa? Doğrudur. Sevgili Süleyman Tolts'la beraber her pazartesi Siyaset ve Sanat isimli bir programımız var. Bazen siyasetçilerimizi, bazen sanatçılarımızı konuk alıyoruz. Siyasetçiye siyasetçi gözlüğüyle sanata bakmasını sağlıyoruz. Tam tersini de sanatçılarımıza yaptırıyoruz. Bir gün İbrahim'i de orada görmek isteriz açıkçası. Yaptığımız bu hafta biliyorsun Dünya Sanat Haftası olduğu için bu hafta Sanat Haftası'na özel bir program planlıyoruz. Ya yarın ya cuma günü programımızı gerçekleştireceğiz. Öyle. Evet, dolu dolu bir içeriği olacak. Doğan'ın sevgili Osman Tolts'la yaptığı programı kaçırmayın. Son bir hafta olarak aslında bir yem soruydu ama senin dolu dolu ondan sonra bildiğin için bunu da duyabiliyor musun? Şimdi duyamıyorum ama gitti geldi ses. Tamam. Tekrar alabilirsem soruyu. Dolu dolu bir program siyaset sanat pazartesileri seni bekliyor olacak. Kaçırma derim sevgili Doğa ile birlikte. Coşkuner, aile büyümeye devam ediyor. Sen neler söyleyeceksin? Vallahi bir kere Doğa benim için bu yönüyle değil, organizatör yönüyle ben Doğa'yı tanıdım. Bu Kıbrıs'a çok değerli organizasyonlar yaptı. Bu Kıbrıs çok hak etmiyorsa da bu çocukların yaptığı sanırım Virgin Island'ı da
Evet, Virgin Island Festival. Yani o festivalde ben hiç unutmayacağım bir anım var. Trans bir DJ vardı. Kimi gelen o meşhur birini getirmişti sevgili. Paul Van Dyke mı? Paul Van Dyke. Oğlum aldı ve beni zorundan götürdü oraya. Orada bir arkadaşımı gördüm. Klaplardan çıkmayan ve üstelik de Kıbrıs'ta kendini transçı diye hasta bir pozisyonda satan bir adam. Doğa o kadar güzel VIP yerleri yapmış. Tam bir profesyonel çalışma yaptı. Çok büyük paralar attı. Gecenin böyle yarım saatten sonra Paul Van Dyke çıktı. O arkadaş yanıma geldi. Abi ben kaçıyorum dedi. Nereye gidiyorum dedi. Dedi bana gel ne klaba gidiyorum. Kızlar bekler beni. Dedim bir daha senin ağzına duyarsam transist seni döveceğim. Çünkü adamsa dünyanın yıldızını getirmiş ayağına. Ben çok anlamıyorum transmansan ama adamın öyle bir performansı vardı sevgili Burç İbo. Yemin ederek söylerim bütün gece dans ettim. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Bir dünya devini insanların ayaklarına sundu. Ve o gece çok kötü bir gece geçti ve ben Doğan'ın adına saygı duymamız lazım bu insanlara. İyi ki varsın Doğa. Teşekkürler Yusuf abi, sağ olasın. Evet, katılıyorum. Bir de Doğan'ın organizatör yönü gerçekten finans konusunda, para konusunda bir süre çalıştık çünkü Doğa'yla. Hiçbir şey esirgemez Yusuf abi, sevgili İbrahim. Yani sırt sırta sandalyelerimizde bile, öyle değil mi Doğa? Doğru. Yaparken o kadar detaylardı ki hani genelde kırk kırk yaran bir adam yani. Delir bu konuda ama işi çok iyi yapan bir heriftir. Yani yiğidin hakkını her zaman için vermek gerekiyor burada. Efendim Doğa. Teşekkür ederim. Sağ ol. Eksik olma. Pekala Doğa. Senin bu yeni programın formatında Osman'la beraber yapmış olduğun bu formatında neleri yaşayacağız, neleri şaşıracağız? Siyasetçiye sanata yani tamamen çaprazlama kullanıyorsun her şeyi. Biraz detaylarından bahseder misin son olarak? Yani şöyle, bizim ülkemizde maalesef yani bizim en çok burada dikkati çekmek istediğimiz nokta bu programı yaparken bir kere bizim sanatçımızın aslında doğuştan sahip olduğu bir hakkı bizim ülkemiz ona vermiyor. Nedir bu hak? En basitinden telif hakları yasası. En basitinden sponsorluk yasası. Bunlar eğer var olabilse bizim sanatçılarımız kendi ürettikleri müzikten bir gelir sağlayabilecekler ama yok. Veya şöyle bir şey örnek vereyim. Bizim İbrahim gibi dünya klasmanında müzisyenlerimiz var. Böyle bir dönemde içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında yapılması gereken en doğal şey online adamlara konser talebi geliyor veya bir orkestraya dahil olmaları gerekiyor bu konserlere. Ama adamların evde yeterli interneti yok. Niye? Çünkü öyle bir hizmet yok bizim ülkemizde. Yani şu anda İngiltere'de benim arkadaşlarım 4 GB internet kullanıyor. Biz 10 MB için burada yapmadığımız, canım yemediğimiz şey kalıyor. Bakın şu anda bir canlı yayındayız. 5 defa ses kesilir, 6 defa görüntü gider. Bunun sebebi nedir? İşte altyapı eksikliği. Bu altyapıların giderilmesi, bu yasaların oluşturulması için elimizden gelen farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz. Açıkçası siyasetçileri çıkarmamızdaki ana sebep bu haklar üzerinden birazcık da mecliste onlardan destek almaktır. Sanatçıları çıkardığımızda da onların gözünden siyasileri yorumlatıp onların eksikliklerini sanatçılar tarafından dinlemek içindir. Maksat budur aslında. Bravo. Çok da yerinde, çok da nokta vuruşu. Fark yaratacak bir hakikaten tebrik ediyorum. Pekala, şimdi bir noktalı virgül yapalım. Birazcık böyle Latin havasıyla, Latin rüzgarıyla o İbrahim'in güzel sanatını dinleyelim. Süper. Sonra tekrar devam edelim mi? Bayılırım. İbrahim, yapacağını performansla bizlerle olmanı bekliyoruz. Seni dinliyoruz. Canlı çalıyorum yoksa video? Canlı, senin videonu dinleyeceğiz, izleyeceğiz. Ha, yes, süper, tamam. Yes, pekala. Evet, rejimiz hazırladı. Coşkun Erle merak ediyoruz. Thank you.
da sıcak gönüllerde tuzak biliyorsun. Yolladım altayı sapladım sen de geliyorsun. Bir de üstüne istemeden aşık oldum diyorsun. Hadi gel sevgilim anlar olsun bu gece. Ben bir aşk delisi, tutmayın beni yaz gecesi. Bilmem yok sebebi, yakıyor beni aşk ateşi. Ben bir yaz delisi, öldürür beni her gecesi. Sarıyor heyecan, yok olur mu bedendeki tövbe? Değişir her yazın şarkısı, her sene ayrı telde. Tutamam kendim olacak, olsun bu gece. Ben bir aşk delisi, tutmayın beni yaz gecesi. Bilmem yok sebebi, yakıyor beni aşk ateşi. Ben bir yaz delisi, öldürür beni her gecesi. Gelmez yok gerisi, unutur seni bu yaz delisi. Kendi arkadaşımız bayağı güzel mesajlar geldi. Reis'e hızlı bir şekilde mesajları şöyle bir akıtalım. Ekran'a akıtalım. Umut Çağrı'ya teşekkür ederiz. Evet, devam edelim. Hızlı bir şekilde sevgili Reis'e. Evet, Fatoş İbrahim iyi yayınlar eniştem demiş. Peki devam ediyoruz. Ayşe Ertan'ın iyi yayınlar. Teşekkürler Ayşe. Devam. Aydın Kalfoğlu iyi yayınlar. Peki devam devam. Müjde Ertan'ın o da güzel akışlarıyla destek veriyor. Önay İnan iyi yayınlar. Metin Yalçın teşekkür ederiz Önay Hanım'a. Ayşe Özdemir'e evet harikasınız. Ve diyen diyene birçok mesaj var. Çok çok teşekkür ediyoruz kalplerinizden ve güzelliklerinizden sonra. Sevgili arkadaşlar son sözleri almak zorundayız. İbrahim dolu dolu yüreğimle Doğan'ın söylediği çok güzel bir yorum vardı. Uluslararası standartlarda bir adamsın, bir sanatçısın, bir yorumcusun, bir prodüktörsün ve tabii ki altyapının güçlenmesi lazım. Doğan'ın bu başlayışa devam edeceği program Siyahat ve Sanat sevgili Osman'la beraber bu konuları ağırlıklı olarak tam ele alacak. Umarım sen de uluslararası platformlarda o bol yıldızlı güzel Spotify yorumlarını, Deezer yorumlarını, Napta Music yayınlarını, yorumlarını birçok şeyden de neman alırsın. Dijital dünya çünkü çok önemli. Doğa da bunun en farkında olan adamlardan bir tanesi. İbrahim son sözlerini almak istiyorum. Evet, öncelikle beni tekrardan davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Programın başında söylemiştim ama sonunda da tekrardan söylemek istiyorum. Çünkü çok önemli bir noktadır. Biz bu ülkede bu vaka olaylarını sıfırladık ama nedense bir şekilde tekrardan ülke içerisine vakalar geldi. Ve bütün müzisyen, yani bütün müzisyen camiası maddi manevi psikolojik olarak etkilenmiş durumda ve
devletin, hükümetin artık bir şekilde, çünkü sadece müzikten geçinen birçok arkadaşım var, benim zorla kalmış durumdadırlar şu anda, bir yardım eli uzatmalarını, belki buralardan böyle sürekli söylüyorum ki belki birileri gider söyle, bir Allah'ın kulu gelip sorar arkadaşlarımıza, bir şey ihtiyacınız var mı ya? Yani maddi ve ya illa maddi de değil, gelip en azından sorar veya bir yiyecek olabilir, bir şey olabilir, bir sadece bir hatırlarını bir sorsunlar yani. En büyük de memnunum bu. Şu anda çünkü bıraksınlar siyaseti miyaseti yani, gerçekten bıraksınlar yani. Baksınlar ülkenin içerisindeki aç insanlar, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, gerçekten Kıbrıs'ı çok bu noktada rahatlatmak istiyorum. Herkese çok büyük teşekkürler. Yusuf abime de doğalar gerçekten çok yetenekli. Kesinlikle onların da Süleyman Sosla çok yakın arkadaşımdır. Bir gün birlikte daha program yapalım, çok isterim Doğa. Mutlaka, mutlaka. Bu konuşacak çünkü çok şeyler vardır, çok konular vardır. Hem müzikle alakalı hem de ülkenin içinde bulunduğu konularla alakalı. Tekrardan Burç'um çok büyük teşekkür ediyorum beni programımıza aldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Doğan'ın yayınında seni yakın zamanda görüşeceğiz inşallah. Beykala. Evet. Son olarak da maskeleri artık şimdi bu vakitten sonra yapacak hiçbir şey kalmadı. Kendimizi korumaktan başka. Çünkü 70-80'ler arkalar. Herkes lütfen sağlığımız için maske, mesafe, hijyen diyerek. Teşekkür. 12 dakikamız son söz Doğa'da. İbrahim teşekkürler. Doğacığım seni dinliyoruz, son sözler. Evet, ben teşekkür ederim önce davet ettiğiniz için. İbo'ya katılıyorum burada müzisyenlerimiz, özellikle yani eğlence sektöründe yer alan müzisyenlerimiz, DJ'lerimiz ciddi anlamda maddi sıkıntılar içerisindedir. Eğlence sektörü zaten bitmiş durumdadır şu anda ülkemizde. Ve yani en basiti bir barda müzik yaparak hayatını geçiren arkadaşlarımız bir yıldır tek kuruş para kazanamıyorlar. Yani onu geçtim, evden sanatını icra edebilecek bir altyapıları dahi yok ve unutulmuştur bu insanlar. Dolayısıyla bir an önce artık birilerinin bu işe farkında varması gerekiyor. Elimizden geldiğince kendi programımızda Süleyman'la buna yer vermeye çalışıyoruz ama dediğim gibi yani yetkililerin artık uyanması, ama en önemlisi bir yıldır bize bu acı reçeteyi yaşatanlara ve yaşatmaya devam edenlere karşı bir daha sonraki sandığa gidişinde halkın da bir görevi var. Bunu asla unutmamaları gerektiğini düşünüyorum. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim sevgili Doğacığım. İyi ki varsın sen de. Yeni programını ben de merakla bekliyorum. Onu gerçekten izlemeyi çok istiyorum. İlk fırsatta bunu yapacağım. Sevgili Doğa, sevgili İbrahim'i uğruyoruz ve Coşkuner'le baş başa kalıyoruz tekrar. Doğa çok teşekkürler abi. Pekala. Coşkuner, bir mesajımız var. Sevgili Turgut Öztürk, ikimiz de çok yakinen tanıyoruz. Turgut Öztürk, sevgili Burç, sevgili Coşkuner ve de İbrahim Çetiner. Hepinize selamlar demiş Turgut'um. Bir tanedir ya. Tam bir 80-90 ısrası sevgili Turgut. Buradan selamlar olsun güzel kardeşime. Küçük dev adam diyorum ona. Şu anda kahkahayla gülüyordur. Oo, Burç diyordur bana. Pekala. Sevgili Coşkuner, güzel bir çarşambaydı. Hafta ortasıydı. Senin bu halini acayip beğendim. Abi çok tarz olmuşsun ya. Gerçekten çok tarz olmuşsun. Acayip ya, yakışmışsın. Morale ihtiyacımız var. Biz müzik adamıyız ve insanlara enerji dağıtıyoruz. Kendimize bir çeki düzen vermemiz lazım. Çok dağılmak bize yakışmıyor. Ki geçen programımda İşte böyle bir eşofman meşofmanla o kadar bir enerjim kötüydü ki yayının içinde onu hissettim ve benim buna hakkım yok dedim. Kendi kendimi çok eleştirdim. Biz insanlara böyle enerji dağıtıyoruz. Onun için devam sevgili Burç. Harikasın abi. Çok teşekkür ederim. Ben de artık müsaade istiyorum. Bu hafta biraz fazla böyle herhalde internet çekimi böyle alıyor gidiyor, alıyor gidiyor. İdare edeceğiz arada. Peki. Coşkuner. Hani seni o seviyorum. O enerji kaynağımız bir yudum bile almadın. Alacağın olsun. Ya en güzel anlar için Mr. Brown. Evet, sizi bekliyorum. Mr. Brown Instagram sayfasına uğramayı unutma. Ve Instagram'dan beni de takip etmeyi unutma. Burç Tırmışer Official'a bekliyorum. Sevgili Coşkuner'le seni baş başa bırakıyorum. Radyocuk'ta kal. Görüşmek üzere. Radyo Cuk.
hayallerde. Anladım bir şey eksik, bulamadım nerede. Sorma hiçbir şey sorma, aklım başka yerlerde. Sarılmışız biz bize, keyfimiz yerinde. Dünya dursa bile kimin umurunda. Sevdik sevdalandık, gördümle bağlandık. Böyle ayrı gayrı olmaz, olmaz. Duysa, alem duysa, dert etme derdim buysa. Artık ayrı gayrı olmaz, olmaz. Başını gittin, ne kadar masum bir şey terk ettin. Avururken olur olmaz aşklarla, seni hem sevdim hem senden nefret ettim. Ne sen unuttun ne ben unuttum, aldatma kendini de. Yanıyor içim, eriyor içim, eskisinden de beter. Gel gel sarışınım gel, gel sana aşığım gel. Gel gel gülüşüm gel, gel çok karışığım gel. Gel gel sarışığım gel, gel sana aşığım gel. Gel gel gülüşüm gel, gel çok karışığım gel. Amerikan havası, sokak arası mafyası, fight is fight. Hayt bire var mı uyan bakan, delikanlılık öldü mü? İmaj yeniledik sadece be babam, şu adaptasyonu gördün mü? Oh oh, suyundan da, oh oh, suyundan da, oh oh, boyundan da, koy koy. Oh oh, suyundan da, oh oh, suyundan da, oh oh, boyundan da, koy koy. Dime vore vore şeytan ibe, analizi sentezi var bile. Dime vore vore şeytan ibe, ay analizi sentezi var bile. Odan batıdan hafta gel.
hey. Oh, oh, suyundan da. Oh, oh, suyundan da. Oh, oh, buyundan da. Koy, koy. Çok şeker hadi hop, give me five. Küresel dünya, küresel vibe. Kes raconunu, Amerikan havası. Sokak arası, mafyası, fantis. Hayt biri var mı, yan bakan delikanlı. Öldü mü, imaj yeniledik sadece be babam. Şu adaptasyonu gördüm. Oh, oh, suyumdan da. Kapattım pencereni, kapılarımın sürgülerini bir bir çektim. Sana olan aşkımı yenebilmek için bin bir numaralar çektim ama olmadı. Kalbim durmadı, düşmüş eline bir kez sevdanın, kaçmaya bir yol olmalı. Kapattım penceremi, kapılarımı, sürgülerini bir bir çektim. Sana olan aşkımı yenebilmek için bin bir numaralar çektim ama olmadı. Kalbim durmadı, düşmüş eline bir kez sevdanın, kaçmaya bir yol olmalı. Onu sormalı, kökünü bulmalı, acımadan hiç tuşusunu kurmalı. Nadir bırak yanıma yanaşır ver, artık batacağımız kadar aşkın içine. Baktık aşk denilen buymuş, çok ciddi bir duyguymuş. Buna inananlar hali maalesef buymuş. Nadir bırak yanıma yanaşır ver, artık batacağımız kadar aşkın içine. Baktık aşk denilen buymuş, çok ciddi bir duyguymuş. Ona inananlar hali maalesef buymuş. Çek babam çek. Bu dünyanın kahrını çek babam çek.